Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Xbox ile ilgili birkaç tane nüanstan bahsetmek istiyorum. Bir önceki videonun altına bazı konular hakkında yorumlar geldi. Sanırım biraz kafa karışıklığı var. Gördüğüm kadarıyla da çok fazla bazı konulara değinilmiyor. Daha çok işte şu oyunu oynatır mı, bu oyunu oynatır mı, o minvalde içerikler var. Öncelikle bu konulara birazcık kendimce cevap vermeye çalışayım. Bunlardan bir tanesi oyun indirirken televizyonu kapatırsam, işte Xbox'ı kapatırsam oyun inmeye devam eder mi konusu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oyunların ve uygulamaların menüsünün altında yönet seçeneğine gidiyoruz. Burada kuyruk diye bir şey var. İşte aslında bunun İngilizce'de nasıl bilmiyorum. Belki yerelleştirilirken ismi yanlış yazılmış. Bu bildiğin şey aslında. İndirme yöneticisi kuyruk dediği şey. Yani kuyruk çok anlaşılmıyor. Kuyruk şu. Herhangi bir uygulamayı ya da oyunu indiriyorsak biz indirme ilerlemesini buradan görüyoruz. Şu anda olmadığı için şu alt tarafta yükleniyor diyor ya mesela. Orada bir şey çıkıyor, liste. Kaç tane oyun indiriyorsanız ya da uygulama indiriyorsanız onları görüyorsunuz. Durdurabiliyorsunuz. Öncelik verebiliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela YouTube indiriyorsunuz. Öteki yandan bir oyun yüklenecek. Oyun 75 GB. Durdurup tabii bu bayağı bir sürecek. O sırada da işte ne bileyim 2 GB'lık başka bir oyun indirmeniz gerekiyor. 75 GB'ı durdurup 2 GB'ın bir an önce bir şey yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Önceliklendirebiliyorsunuz aslında. Oyun iniyorken siz televizyonu kapatırsanız zaten şöyle söyleyeyim. Ekstra bir ayar yapmazsanız eğer televizyonu kapattığınızda Xbox kapanmıyor. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim aslında. İkinci bir konu da şu. Siz televizyonu kapattınız. Xbox'ı da kapattınız. Tabii tutup da güç kablosunu çıkartırsanız arkasından o kapatma olmuyor. Bildiğin oyun kumandasından kapatırsanız yani şöyle göstereyim. Basılı tuttum. Konsolu kapat dediğimde kapattığımda indirme işlemleri aynı şekilde devam ediyor. Yani gönlünüz rahat olsun o konuda. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta şunu da yapabiliyorsunuz. Xbox'ın mobil uygulamasını kullanıyorsanız ve Xbox'ınız kapalıysa aslında burada şunu da söyleyeyim. Xbox aslında tamamen kapalı değil. Bir nevi uyku modunda oluyor. Siz telefondan bir uygulamayı indir dediğinizde Xbox kapalı olmasına rağmen oyunu indiriyor. Yani açıyorsunuz mesela makineyi, bakıyorsunuz indirme kuyruğuna şey gelmiş. O indirdiğiniz oyun yükleniyor şeklinde görüyorsunuz. Bu birinci konu. İkinci konu da şu, ya da onu en sona bırakayım. Şöyle bir şey göstereyim size. Ayarlara gidiyorum. Bu kapatma açma ile ilgili. Şurada bizim açma kapama modu ve başlatma diye bir seçeneğimiz var. Bunun altında siz şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Bu açma kapama ile ilgili değişiklikleri diyelim. Mesela burada tam kapat derseniz dipten kapanıyor cihaz. Yani bunu tam kapat dediğinizde burada indirmeler falan devam etmiyor. Fiş çekmişsiniz gibi oluyor aslında. Yeniden başlat, fiziksel olarak yeniden başlatıyor. Yani sıfırdan makine yeniden açılıyor. Başlangıçta ses çok önemli değil. Şuradan size biraz bahsedeyim. TV ve AV açma kapama seçenekleri menünün adı. Buraya gidiyorsunuz. Burada HDMI Jack adında bir tane seçenek var. Burası varsayılan olarak kapalı geliyor. Bu şu demek. Zaten sağ tarafta açıklaması yazıyor. HDMI kablo üzerinden kabaca söylüyorum. Televizyon bağladığınız cihaz televizyona bir takım ilgili protokolün desteklediği komutları gönderebiliyor. Mesela burada şey yapabiliyorsunuz. Aktif ediyorum bunu. Ne diyor? Konsol diğer cihazlar etkinleştir. Şimdi bu şunu yapıyor. Diyelim ki televizyon kapalı, konsol da kapalı. Hatta şey yapayım, ne derler? Kapatalım şeyi, televizyonu. Şöyle yapayım. Xbox'ı kapattım. Kumandadan da şeyi kapatıyorum, televizyonu. Şeyi görelim, ne derler? Televizyon gelsin kendine. Tamam, kapalı şu anda şey. Bu bizim şey, Chromecast. Televizyonu direkt şeyden, power tuşuna kapattım. Şimdi o yaptığım ayardan dolayı ben Xbox'ı kumandadan açıyorum. Şuradaki düğmeye basılı tutup. Şimdi Xbox açıldı. Sesi duydunuz diye varsayıyorum. Otomatik HDMI jack üzerinden sinyali gönderdiği için televizyon da şimdi açılıyor. Bakın televizyon açıldı. HDMI 3'e geçti otomatik olarak. Ve gördüğünüz gibi direkt konsol geldi. Hiç ekstra televizyonun kumandasından bir şey yapmadım. Tekrar ayarlara gideyim. Şey, özür dilerim. Genelin içinde. Burada bir de bunun tersi var. Ya ben en azından öyle ayarladım. Siz daha farklı konfigür edebilirsiniz. İkinci seçeneğim de şu. Ben televizyonu kapatırsam eğer power tuşundan yine kumandanın power tuşundan bu sefer Xbox kapanıyor. Çünkü televizyonu kapattıysam Xbox'ta bir işim yok. Onun açık durmasının bir manası yok. Burada gördüğünüz gibi diğer seçenekler de var işte. Ne diyor? Xbox'ı kapatırsam eğer televizyonu da kapat mesela. Ben onu istemiyorum şundan dolayı. Ben çünkü
Xbox'ı kapatıyorum, Chromecast'ten başka bir şey izliyorum. İşte konsol ses komutları gönderir falan, bunları hiç kullanmıyorum. Dediğim gibi şu iki seçenek bence çok güzel ve varsayılan olarak bunlar kapalı geliyor dediğim gibi. Bunu açarsanız rahat edersiniz. Bu da böyle. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Ekran kaydını uzun almakla ilgili. Hemen onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim size. Şimdi şöyle. İşte girdiğiniz zaman paralarınızı yakala ve paylaşla ilgili şeyler geliyor. Seçenekler. Niye adı yakala ve paylaş? Hem görüntüyü yakalıyor, video veya ekran görüntüsü, hem de bunu alıp işte sizin hesabınıza internete koyuyor, siz de oradan paylaşabiliyorsunuz. Şimdi olanları kaydı şu anda 1 dakika çünkü diskte az yer olduğu için normalde bu 2 dakikaya kadar çıkıyor. 2 dakika da çok az gerçi. Gördüğünüz gibi 15, 30, 45. Aşağı geliyorum. Burada şeyden bahsediyor. Ya, ekranı kaydettikten sonra otomatik olarak internete yükleyeyim mi, yüklemeyeyim mi? Onu seçiyorsunuz. Bu aşağıda da şey var. Aldığınız görüntü kaydı işte 1080p, 720p, işte birinde maksimum 1 dakikaymış, birinde 3 dakikaymış. Muhtemelen 4K olsaydı televizyon, burada 4K seçeneği de olurdu diye tahmin ediyorum. Burada şöyle bir hata var, hata demeyeyim de, olsa güzel olurmuş. Ben mesela bunun üstüne geldiğim zaman şu sağ damağda bir yardım metni olsa neden bahsediyorsun yani burada? Ya da işte şey yazsın, şu anda maksimum 1080 görüyorsun ama televizyon 4K olsa ben sana 4K izletirim diyebilmesi lazım. Aynı şekilde aşağıda mesela diyor bunu. Burada şimdi şöyle yapacağız. Burayı karıştırmayayım şimdi. Dediğim gibi hiç ekstra disk takmadığınız durumda yakalama konumu dahili depolama gözüküyor. Yani cihazın içine kaydedeceğini söylüyor. Ben şimdi şey yapayım. Şuraya bir tane USB 1 TB'lık bir diskim var. Onu takıyorum USB'den. Sormadık. Gerçi belki sorar. Sorsun diye çıkartmıştım videoyu çekmeden önce. Şey soruyor size. Bu diski medyaları saklamak için mi kullanmak istiyorsunuz yoksa Xbox için mi kullanmak istiyorsunuz? Şöyle bir kritik ayrım var burada. Medyalar için isterseniz NTFS olarak biçimlendiriyor diski. Daha doğrusu eğer zaten NTFS'i NTFS olarak bırakıyor ama diğer Xbox işte oyun yükleyecekseniz de kendi dosya formatına çeviriyor. Dolayısıyla ikisi aynı anda olmuyor. Zaten biraz düşündüğünüz zaman da mantıklısının bu olduğunu görüyorsunuz. Şimdi ben taktım şeyi, diğer 1 TB'lık harici diski. Adına da Xbox Record demişim. Tıklıyorum buraya. Burada anlatıyor işte 60 dakikaya kadar oyun kliplerini bilmem ne yapabilir, kaydedebilir falan. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik olarak yükle şeyi ne derler? Yani şundan bahsediyorum, şuradan. Disable oldu çünkü şey, çok uzun olacağı için onu internete koyamayacak. Aktif pasif. Niye 1 dakikada kaldı bu? Artması gerekmiyor mu? Şimdi burada şöyle bir kafa karışıklığı var. Dediğim gibi bu şey tamamen buradaki şeyle alakalı. Yönergelerin eksikliğiyle alakalı. Şu anda burada 1 dakika diyor ama yakalama konumuna gittiğiniz zaman 60 dakikaya kadar çıkabilir diyor diskin boyutuna göre aslında. Dolayısıyla biz burada oyun oynarken kaydı başlatıyoruz ekran görüntüsünü. 60 dakikaya kadar oyunumuzun işte gameplay denen oynadığımız halini kaydedebiliyoruz. Yeri gelmişken şu paylaş düğmesinin fonksiyonuyla ilgili bir bilgi vereyim. Şöyle geri gelelim. Neredeydi bu? Erişim kolaylığı. Oyun kumandasına gidiyoruz. Düğme eşleşmesi diyoruz. Burada paylaş düğmesi basma fonksiyonu ekran görüntüsü al bizde. Default'u varsayılanı bu. Basılı tuttuğunuz zaman da kaydı başlat durdur olarak ben bunu ayarladım. Tabii siz burada başka bir şekilde de ayarlayabilirsiniz. Dolayısıyla ben oyun oynarken basılı tutarsam eğer video kaydına başlıyor. Daha doğrusu ekranın kaydını almaya başlıyor. Ve NTFS olduğu için diskin formatı bilgisayarda da ilgili dosyalara erişip işte düzenleme, ne bileyim YouTube'a yükleyebiliyorsunuz. Bu böyle. Tabii şeyden de bahsedeyim ya hemen 2 dakika. Şey de güzel. Ayarlara gideyim tekrar. Genelde şey var. Genelde değilmiş. Burada da değil. Bu arada şu aile ayarlarını keşfettim. Onu da size bir gün üstü bir video çekeceğim. Depolama cihazlarına gidiyorum. Burada artık iki tane şey var. Depolama. Bir tanesi kendi depolaması. Bir tanesi de şey. Bu bizim Xbox Record dediğim şey alanı. Burada gördüğünüz gibi hem dahil depolama var. Cihazın kendi işte 364 GB. Bazı arkadaşlar soruyor. Videoda söyledim ama geri gelmişken onu da söyleyeyim. Videoda söylemişim mesela bir şeyi. Adam altta yorum olarak yazıyor. Yani nasıl izleniyor video ben anlamıyorum. Bu çok garip bir davranış biçimi. Neyse 364 GB'da oyun yükleyebiliyorsunuz. Cihazın toplam hafızası 512 GB. Geri kalanda da işletim sistemi var.
Alt tarafta da NTFS formatında olduğu için işte müzik ikonu var. Bu da şey bizim medyaları kaydettiğimiz diskimiz. İçerikleri gösterdiğim bakayım nasıl gösteriyor. Bildiğin şey gezgini gibi mi? Ha, medya oynatıcısı diye bir şey varmış. Şimdi hiç girmeyeyim o toplara. Burada şunu yapabiliyorsunuz. Option düğmesine basıp şu düğmeye yani. İşte oyunlar ve uygulamalar için biçimlendir diyebiliyorsunuz. Mesela diyelim. Burada anlatıyor işte. Medya için mi kullanacaksınız yoksa depolama cihazını formatlamak mı istiyorsunuz? Yani ben bunu oyun yükleyeceğim. O kafayla mı yaklaşıyorsunuz? Evet, depolama cihazı. İsim verdim. Tamam bunu. Evet, buraya yeni şeyler yükle dedim. Formatla diyor. Depolama cihazını formatla. Formatlasın. Şimdi başka bir şey göstereceğim size. Şimdi gördüğünüz gibi elimde iki tane şey var. Disk var. Bir tanesi içindeki disk, bir tanesi bizim ekstra taktığımız disk. Dahili depolamaya gidiyorum. Yine Option düğmesine basıyorum. Burada şey var. Taşı ve kopyala diye bir seçenek var. Seçiyorum taşı ve kopyalayı. Bu bayağı bir hoşuma gitti açıkçası. Hiç kullanmadım ama sadece bu videoyu çekmek için inceledim biraz. Hızlı bir şekilde seçiyorsunuz oyunlarınızı. Şimdi şey de göstereyim size mesela. Şimdi arkadaşlar sormuş kaç tane oyun sığıyor falan. Bakın. Bir oyun yüklemişiz 7,1 GB. Bir oyun var 72 GB. Bu oyun var 45 GB. Bir oyun var 66 GB. 43 GB. Yani 8 GB, 5 GB. Yani şey değişiklik gösteriyor. Oyunun türüne mürüne göre bu size'lar bayağı bir değişiklik gösteriyor boyutlar. Dolayısıyla net bir rakam vermek şey çok doğru değil. Neyse seçtim. Seçilen oyunları kopyalayabiliyorum. Taşı da diyebiliyorum. Taşı dediğimde diğer diske taşıyorum ve burada yer açmış oluyorum. Şöyle yapmak strateji olarak mantıklı olabilir. Ayda yılda bir oynayacağınız oyunu yavaş olacağı için USB'den taktığınız diske yüklersiniz. Ama sürekli oynadığınız oyunları da normal kendi içinden hızlıca oynayabilirsiniz. Zaten bu kopyalama işlemleri falan bayağı bir hızlı çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Harici bir SSD alıp takabilirsiniz şeye. 300-350 lira 256 GB SSD harici diskler mantıklı bir çözüm olabilir belki. Ya da ne bileyim 1 TB'lık normal 250-300 liraya şey alabilirsiniz harici disk. Performans içindeki disk kadar olmayacaktır ama çok rahat işinizi görecektir. Dediğim gibi şuradaki rahatlıktan dolayı da çok rahat şey yapılabilir. Bu göz önünde bulundurulabilir açıkçası. Geri gelelim. Twitch'i yükledim gördüğünüz gibi. Bakacağız buna. Buna bakacağız. Yani bir de baktınız oyun oynuyorum şeyde. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni şeyler öğrendikçe bu aletle ilgili sizlerle paylaşacağım. Zaten oynadığım oyunları da yavaş yavaş paylaşmaya başlayacağım bu şeyden dolayı. Ne derler? Kaydetme işi çözüldüğüne göre onu da böyle ekranları kaydedip üstüne konuşup kendimce takılacağım öyle. Bakalım neye benzer. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize hoppa, iyi bakın.